Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. İşten dıştan entrikalar bölümünde. Efendim geçen hafta Aplamit Han'a başlamıştık. Aplamit'in hayatını anlatmaya, daha doğrusu hayatını demeyelim ama o dönemi anlatmaya. Yani aslında Nuh abi çok güzel bir başlık atmış. Benim çok hoşuma gitti. Haçlıları dize getiren ama merhametine yenilen Ulu Hakan diye. Çok aslında özetleyen bir şey. Şimdi Aplamit Han'ı konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun abicim, hoş geldiniz tekrardan. Evet. Merhaba değerli izleyiciler. Geçen haftada bahsetmiştim ben. Mithat Paşa, evet, başrolde, daha doğrusu Avni Paşa ile beraber biliyorsun Abdurazzani devirmişlerdi. Evet. Avni Paşa öldürüldü şeyden sonra, darbeden sonra. Dolayısıyla Mithat Paşa yoluna devam etti, meşrutiyet yoluna devam etti şeyden sonra. 5. Murad'ı düşürdüler tekrar hastalanmasına falan diye. İşte ondan önce bir pazarlık yaptılar, şeyle gitmişlerdi. Rüştü Paşa ile beraber Abdurrahman, evet, Efendi'ye, o zaman henüz daha padişah değil. O da bayağı pazarlık yapıyor. Ne kadar acı bir durum değil mi? Evet, yani düşünebiliyor musunuz? Sen kimsin ya? Yani orada o hanedanın sahibi, orada hani şeyin veliaht, oradaki veli, yani şeyin sahibi o zaten. Ama darbeci oldukları buradan belli. Düşürdüğü için, daha önce darbe yaptığı için o darbecilikten gelen bir güçle pazarlık yapıyor. Orada hatta güzel bir anekdot var. Çok değerli bir dostum, kardeşim hatırlattı bana. O pazarlık görüşme esnasında gücünü, ya aslında psikoloji olarak ben buranın yöneticisi, şeyin, bu devletin yöneticisi, sahibi benim diyor Mithat Paşa. Ama bir şeyin gereği, o dönem geçerli olan anayasan diyelim, şeyin gereği, orada bir fatih olarak görünen birisi olması lazım. Görünen birisi olması lazım yani. Evet. Bunu anlatmak için bacak bacağını atıyor görüşme esnasında. Padişah olacak kişiyle görüşme esnasında ve sigara yakmaya kalkıyor. Bu büyük bir saygısızlık aslında. Evet. Abdurrahman Han ne yapıyor bu saygısızlık karşısında? Kalkıp sigarasını yakıyor Mithat Paşa. Mithat Paşa'nın, değil mi? Evet. Sigarasını yakıyor. Yani tabii o aslında ona bir ders vermek için böyle yapıyor ama Mithat Paşa'nın şeyi şu kadar. Mülahaza hanesi şu kadar. O diyor ki tamam, bu bana hizmet edecek yani. Bu benden, bizim yanımız olacak. Bu da şey, bizden. Çıkarıyor. Tamam. Hatta o ya, şey olacak mısın, bizim de olacak mısın sorusuna böyle dangadak böyle bir soru soruyor. Abdurrahman Han çok böyle diplomatik bir cevap veriyor. O anlamıyor bu cevabı. Yanında Rüştü Paşa var, beraberler. Rüştü Paşa tamam kalk gidelim diyor. Yani bak, onun anlamadığını anlıyor. Tamam diyor, gidiyorlar. Şimdi bunu zaten geçen bahsetmiştik. Fakat işte tahta oturduktan sonra böyle bir tabiri caizse tam anlamıyla efendim bir şey var başında. Vesayet var yani. Tahta biz çıkardık diye bakan bir vesayet var. Yani sadece bu dediğinde sadece Mithat Paşa'dan ibaret de değil yani. Evet. Etrafında büyük çoğunluğu böyle. Dolayısıyla Abdurrahman Han cennet mekan bakıyor vaziyete. Yapılması gereken büyük çok işler var. Mesela birincisi o borç. Çünkü borç İngilizlere. İngilizler geçen bahsetmiştik, İngilizler iyi tanıyor diye. Evet. O borç ödenmeden zaten kim olursa olsun borç, siz borçluysanız borç aldığınız kişiden emri de alırsınız yani malum. Evet. O borç ödenmeden Batı'ya, İngilizlere, yani Haçlılara karşı bir siyasi irade ortaya koymak mümkün değil. Bunu çok iyi biliyor. Fakat bunların olması için önce bir şeyin sağlam, yani devlet yönetiminin sağlamlaşması lazım. Dolayısıyla Abdurrahman Han tahta geçer geçmez çok ince bir siyasetle, demin senin dediğin gibi, farklı kesimler, yani oradaki tebaadan, işte askerlerin bir gün memurların yanında, herkesin her akşam, her gün birilerinin yanına giderek yemek yiyor onlarla. Onlarla hasbihal ediyor. Yani o tabiri caizse şey var ya, vesayet çemberi, onun dışına çıkmaya çalışıyor. Evet. Şimdi bunlar bakıyorlar bu vaziyet yani hoş değil. Ki şey hemen zaten Mithat Paşa hemen zaten şeye başlıyor. Kanuni esası çalışmalarına başlıyor. Şeye söz verdiği için meşrutiyetin ilanını. Hemen şeye başlıyor zaten Mithat Paşa. Orada zannediyorum 113. madde üzerinde epeyce bir şey oluyor. Tartışma oluyor. Ondan dolayı epeyce bir uzuyor. 113. madde ne? Sadrazama istemediği efendim şeyi yurt dışına sürme hakkı veriyor. Şimdi bu da öyle bir özgüvenli ki de, yani sigara, padişah karşısında sigara yakan kişi artık ilelebet orada kalacağını düşünüyor şeyde. Yani kim benim karşıma çıkıyor, onun hepsini süreyim diyor. Yani kendi başıma kalayım burada. Onun için bu şeyde ısrar ediyor. Bir taraftan diyorlar ki ya bu tanzimata aykırı bu falan filan. Ona ısrar ediyor. Ondan dolayı biraz uzuyor şey. Fakat neticede bu çalışma tamamlanıyor. Ve öyle bir inandırılmış ki şey, Abdurrahman Han aslında Mithat Paşa'nın bu kanuni esası veya daha doğrusu meşrutiyet aşkıyla ilgili, daha sonra diyor ki
aslında meşrutiyetle ilgili hiçbir şey bilmiyordu diyor. Bazı Avrupa ülkelerindeki uygulanan meşrutiyetle ilgili bir şey söylemiş ona diyor. Onun üzerinden bir meşrutiyet sevdası vardı diyor. Onun dışında yok, meşrutiyet hakkında bilgisi daha yoktu diyor. Nitekim hakikaten öyle inanmış ki biz meşrutiyet ilan edersek Batı işte bize baskı yapan, o Tanzimat falan ilan edilmesi için baskı yapanlar, biz meşrutiyet ilan edince azınlıkların hakları, sıkıntıları, yani Osmanlı ile ilgili onların nezdinde problem olan görünen ne varsa tamamı artık hallolacağı için başka bir şey yapmaya gerek yok kafasında. Ve öyle bir şeyde ki o günlerde şeyi bulabilirsem eğer. Hatta efendim bir şey var, siz bakarken onu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla hani şu diyor ya, bir meşrutiyeti ilan edelim, Balkanlardaki problem bile kendiliğinden çözülür diyor. Öyle onun hakisi var yani. Atana rahmet. Rahmet Mehmet abiye rahmet. Bir problem var. Onunla ilgili bütün sefirler, bütün büyükelçilerle bir toplantı yapılacak şeyde. Hatta tersanede, bizim Haliç tersanesinde, evet. Tamam, orada bu toplantı yer burası. Bu da meşrutiyeti ilanını özellikle o güne denk getiriyor. Diyor ki aslında bu toplantıya gerek kalmayacak diyor. Biz şey ilan edince, sürpriz yapacak şeylere, Batılı sefirlere. Bunu bir şey ilan edince meşrutiyeti, toplantıda bir anlamı kalmıyor. Yani problemi kökten çözeceği için toplantıya, evet, gerek kalmayacak kafasında. Böyle bir kafa olabilir mi ya? Ve bu adam, düşünebiliyor musun? O şeyin en tepesindeki de adamlardan birisi. Ve daha garibi, o gün Osmanlı heyetini çekiyor şeyden, toplantıdan. Gerek yok şey artık diye. Meşrutiyeti ilan ettiriyor. Top atışları, toplantıya devam ederken şeyde top atışları falan oluyor. Tamam mı? Ve heyeti çekiyor. Niye çekiyor? Artık toplantıya gerek yok çünkü meşrutiyeti ilan ettik diyor. Hiç istifini bozmuyor şeyler. Batılı sefirler. Hatta bu Ignatiev miydi şeyin, Rus, o Türkiye'ye çekilince o devralıyor şeyi. Toplantının sevk idaresini. Ve tamamen kendi arzularına yönelik olarak çıkarıyorlar şeyleri, kararları. Türkiye'ye çekildiği için. Evet. Sonra bunun jeton düşüyor. Bakıyor ki hiçbir şey değişmemiş. Hatta epey bir yalvar yakar falan ama şeyi değiştirmiyorlar. Kararları değil. Böyle abuk sabuk da bir şeyi imza atıyor başlangıçta. Dolayısıyla hakikaten bu ayrıntı şuradan aklıma geldi. Abdülhamit Han'ın meşrutiyet deyip duruyor da meşrutiyetle ilgili bir şey bilmiyordu teşhisi. Daha bu başlangıçta kendisini gösteriyor. Şimdi tabii şeyler bundan sonra başlayacak ama muhtemelen süremizin sonuna doğru geliyoruz. Dolmuştur süremiz herhalde. Biz o zaman Abdülhamit Han'ın tahta çıkmasından sonra sözünü yerine getirerek, bakın yani her şeye rağmen sözünü yerine getirerek, aslında meşrutiyetin ne olduğunu bilmesine rağmen meşrutiyet ilan edilmesine, meşrutiyet için kanuni esasının hazırlanmasına müsaade ettiğini ve meşrutiyet sürecinin başladığını söyleyerek bitirelim inşallah. Efendim tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için. Abdülhamit Han'ı anlatmaya, Ulu Hakan'ı anlatmaya devam ediyoruz ama yani o öyle bir iki bölüme fısıracak bir hayat değil inşallah. Evet, evet. Önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Görüşmek üzere.